İstanbul Sultan Gazi'de yolun ortasına 4 katlı bina dikilince mahalle sakinleri isyan etti. Müteahhit ise o binanın nasıl olup da oraya yapılabildiğini anlatmak yerine Şov Haber ekibine saldırdı. Diktiği bina kadar çirkin hakaretlerde bulunup şiddet uyguladı. Bunu kapat. Ya ne yapıyorsun ya? Burada soruyor. Oğlum bak seni var ya seni. Kime vuruyorsunuz siz? Lan oğlum lan sen bu ruhsatı. Polis çağırın. Polis çağırmasın. Ya niye küfrediyorsunuz siz? Sen 100 seneler şımar. Bakın bize saldırdı. Buranın müteahhiti. Biraz böyle mantıklı düşün. Biz sadece kendisine soru sormak için geldik. Ne soru soruyorsun? Ruhsat yok mu buranın? Tamam. Yol burada bitti. Bu yol nereye çıkıyor? Bilinmeze çıkıyor. Ruhsatını aldıysan. Ruhsatı seni bari sen benim manimalı. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Sen ne çekiyorsun? Bak, bak, bak şimdi bak kardeşim. Ruhsatı var. Tamam. Bunu söyleyin. Bunu kapat. Sultan Gazi'de yolun ortasına 4 katlı bina dikti. Görüntüleyen Şov Haber ekibine saldırdı. Çağırmasın. Kime vuruyorsun sen ya? Polis çağır. Çağır polis. Tamam. Zaten. Sen 100 seneler şımar. Şu an Sultan Gazi Cebeci Mahallesi 2577 sokağın tam girişindeyiz. Yani sokağın girişinde herhangi bir sorun yok. Yani sürücüler buraya çok rahat bir şekilde giriyorlar. Çünkü burası daha önce yoldu. Ancak sürücüler yaklaşık 5-10 metre boyunca ilerledikten sonra karşılarına 4 katlı bir bina çıkıyor. Yani bu sokağın girişi var, çıkışı yok. Siz yol var diye girdiniz. Aynen. Ama ne çıktı karşınıza? Bina çıktı. Vallahi şok içindeyim. Yolun ortasına bina kurmuşlar. Yola girdiğimizde şu an birinci katın oturma odasında karşılaşıyoruz. Bu neyin nesi anlamadım ki abi. Yol burada bitti. Bina yapmışlar bildiğimiz yol ortasına. Şu anda bir kamyonet bu yola girdiler ancak karşılarında binayı gördüler. Şimdi fark edecekler o binayı. Hatta fark ettiler. İşte şimdi dönüyor o kamyonet sürücüsü. Ve şu anda karşısındaki binayı görünce buradan geri döndü ve yine ana caddeye bağlanacak, gitmek istediği yere başka bir yoldan gidecek. Şimdi şok olduk. Enteresan. Bu yol nereye çıkıyor? Bilinmeze çıkıyor. Mantığın bittiği yer burası. Bakın sadece araçlar değil, motosikletliler de buradan geçiyor. İşte bir motosiklet sürücüsü sokağa girdi ancak yolun karşısında neyle karşılaştınız? Bir bina ile karşılaştım. Girdiğiniz bu yol şu an nereye çıkıyor? Hiçbir yere çıkmıyor. Binaya çıkıyor. Direkt binaya. Vallahi şaka gibi ya. Yolu yayalarda kullanıyor. İnşaat onların hayatını da etkiledi. Bakın yayalar inşaatın yanından yani şu an bulunduğumuz yerden geçerken büyük risk altında. Çünkü yapılan bu inşaatın çevresinde de herhangi bir koruma yok. Yani başlarına sert bir cisim düşebilir, beton parçası düşebilir, demir parçası düşebilir. İşte o yayalar da buradan geçmek zorunda kalıyor. Şov Haber yol ortasına bina diken sözde müteahhite ulaştı. Ama o cevap vermek yerine saldırmayı seçti. Yaptığı hareket diktiği bina kadar çirkindi. Ya sen kimsin? Ruhsat, polis çağırın, polis. Tamam. Polis çağırın. Çağırmasın. Ne vuruyorsun sen ya? Tamam. Polis çağır, çağır polis. Tamam. Ağza alınmayacak hakaretler etti. Şov Haber muhabiri Uğur Alaaddinoğlu ve kameraman Uğurcan İncegül'ü darp etti. Bak seni var ya seni bu. Sen 100 seneler şımar. Ya sen kime vuruyorsun? Sakin ol sakin. Lan öne git. Ne vuruyorsun sen ya? Görüyorsunuz buranın müteahhiti. Sadece iddiaları sormak için geldik. Buraya neden böyle bir bina dikildiğine dair bilgi almak için geldik. Kendisine de sorduk. Ancak bize saldırdı. Bak oruçluyuz. İnsan gibi geldik. Bak oruçluyuz. Oruçluyuz ama küfür ediyorsunuz bize. Şov Haber ekibi darp raporu alıp o şehir zorbasından şikayetçi oldu. Sen 100 seneler şımar.